Diyorsunuz. Yine siz yoksunuz değil mi? Evet, daha iyi hissediyorum kendimi. Bugün yürüyüş yaptık mı hocam? Yani kalkmam, durmam, ayakta durmalarım uzadı. Hocam şu tutalım. Güzel. Bayağı sağ tarafımda iyileşmeye başladı. Yani kendim onu hissediyorum. Yukarı alın. Yukarı. Sağ bacak. Yukarı. Tamam. Tekelim hocam. En kolay hareket. Hayır, yürüyemedim tabii. Yürüme falan faaliyetlerim yok. İşte buraya geldik, Farabi'ye. İşte Farabi'de sağ olsun Osman Hoca çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla burada o süreç içerisinde işte hem kızlarım İrem'le Merve, elim kolum ayağım. Şöyle yürüyorum, ben şu yürüteçim var bir. O yürüteçle yürüyorum, ayağım üstüne basıp henüz daha yürüyemiyorum ama yürüme şeyim arttı. Kaslarım güçlendi. Yani şimdi de bu iki kollu koltuk altına giren onunla da işte böyle yürütüyorlar. Ama esas ama şey tabii şöyle kendime de çok düşerim diye bir korkum var. O yüzden dört bacaklı yürüteci kullanmayı tercih ediyorum. Onunla. Onsuz da işte ayakta durma faaliyeti, serbest kalma hareketlerine yeni başladım. Kaslarım epey kuvvetlendi ama daha eksiği var. O yüzden haftada iki gün yine buraya işte bugün olduğu gibi fizik tedaviye devam ediyorum. İnşallah iyi olacağım diye inanıyorum. Yani evde yapamadığım bir hareketler var. Onları da oğlumla beraber gayret olarak yani ayağı yukarı kaldır. Kalkmıyor benim ayak. Ama şöylesi bu düşme öncesindeki bacağımda olan bir sürekli olan bir şey vardı, topallatıyordu beni. Ama bu süreçte düşmenin de faydasını gördüm. Mesela onlar kayboldu. Şimdi ağrılarım yok, sızım yok. Dizler kalmış hocam, koltukta bağlanacağım. Evet. Şeye edemiyorum. Normalde bu erkeklerde 12-14 milim, bayanlarda 8-10 milim. Bizim hocamız da 2 milime kadar düşmüştü ve artık sağ bacağında yürüyemiyordu. İyice zorlanmaya başlamıştı. Ameliyat edildi. Ameliyattan sonra rahattık ama ameliyattan belli bir süre sonra ameliyat bölgesinde enfeksiyon ortaya çıktı. Bu enfeksiyona bağlı tabii yürümeyi kaybettik. Konuşmayı kaybettik. O kadar çok kötü duruma düştük. 40 derece ateş, CRP değerleri inanılmaz yüksek. Yoğun bakım alınacak dereceye geldi. Şu onlar halloldu, halledildi. Bunlar yapıldıktan sonra işte tekrar bir ameliyat olmak zorunda kaldık. Ameliyatlarında tekrar bir kanama ve enfeksiyon oldu. Onları biz burada hallettikten sonra rehabilitasyon programımıza başladık. Rehabilitasyon programı yatarak ve ayaktan bölüm olarak yaptık. Yaklaşık 35 gün kadar yatarak tedavi aldık. Şimdi de ayaktan tedavi ediyoruz. Haftada 2 gün. Çünkü artık kendi bakım aktivitelerimizi yapmaya başladık. Bir yardımcı yürüme cihazla yürümeye başladık. Onun için fizik tedavinin sıklığını azalttık. Böylece haftada 2 günle devam ediyoruz. Hem koltuk değneğiyle hem yürüteçle yürütmeye çalışıyoruz artık. Sen de yürütecimiz bu. Böyle bir yürütecim var evde de. Kendine beraber kaldık. İşte bununla bu tarafa doğru. Şimdi bu benim. Elim koluma ya bu.